Teşekkür ederim başkanım. Tabii malumunuz Diguru biz 2019 yerel seçimlerinde üstün bir başarıyla, büyük bir özveriyle çalışarak emeğimizin karşılığını aldık. Bilindiği üzere tabii Dağpınar beldesi de bize bağlı olduğu için orada da maalesef az bir farkla kaybetmemize rağmen malum partinin adayı KHK kararıyla görevden uzaklaştığı için mazbatayı alamadı. Dolayısıyla biz ikinci parti konumunda olduğumuz için orada o da bize geçti. Allah'a şükürler olsun. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor, devam ediyoruz. Bizim partimizin zaten ana temeli hizmet, halka hizmet, yatırım, gelecek, ülkenin ülkenin değil, dünyanın en büyük partisi olduğumuz için tabii ki bize de her zaman olduğu gibi bize hizmet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Biz halkla iç içeyiz. Hizmetlerimizi devam ediyoruz. Çok güzel bir şey yakalamışız. İvme yakalamışız. O Allah nasip kısmet ederse 2023 seçimlerine büyük bir şeyle hazırlanıyoruz. Özveriyle hazırlanıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak, vatandaşın gerçekten sorunlarını birebir dinleyerek, birebir sorunlarını çözmek adına ben yönetim kurulu, ilçe teşkilatı, gençlik kolları olsun, kadın kolları olsun, gecemizi gündüzümüze katarak Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bugün günlerde ne? Bugün günlerde cumartesi. Cumartesi olmasına rağmen seçim bürosu açık. Evet. Özür dilerim. İlçe başkanı açık. Şimdi cumartesi, hafta sonları da burada tabii pandemi olmasına rağmen cenazelere gitmek zorundasın. Çünkü dünyanın en büyük partisi olduğun zaman gitmediğin yer senin değildir tabiriyle. Biz de yani tabi taziyelere katılırken tabi sosyal mesafeyi koruyarak kısa ziyaretlerimizi yapıyoruz, taziye dileklerimizde bulunup. Bugün de burada da gördüğünüz gibi bizim düğünler, düğün davetiyeleri, biz taziyelerden arta kalan zamanlarımızı da düğün etkinliklerine katılarak partimizin temsile orada bulunuyoruz. Halkla iç içe olmaya çalışıyorsunuz, evet. Yani halkla iç içeyiz. Biz 7-24 saat kesinlikle hep iç içeyiz, halkla iç içeyiz. Burada, Digor'da 2014 seçimlerinde malum parti her yerde bir şey, onlarda hizmet yok. Onlarda sadece yalan dolan olduğu için insanların beynini çelerek ya Güva, Digor'u, Dahpınar'ı kurtarılmış bölge ilan etmişlerdi. Ama biz Allah'a çok şükür devletimizin, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle halkımızla iç içe olduk ve o şeyde sandığa yansıdı. Allah'a çok şükür, hamdü seneler olsun. Bizde durmak yok, hep yola devam. Reisimize Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak için elimizden ne geldiyse onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Peki başkanım, bir sorun daha olacak. Sizler neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii malumunuz ana muhalefet partisi, yani halka hizmet değil de diş güçlere, diş mihraplara önem vererek, diş mihrapların direktifleriyle hareket eden bir partidir. Halkımız, özellikle Digor halkı artık o gibi şeyleri gerçekten aşmış ve aştı da. Yani tabiri caizse adamların 10 tane kelimesinde 2 tanesi ya doğrudur ya da yanlıştır. Onda 10 hep yalan. Şimdi yalan
üzerine ne siyaset yapılır ne de günümüzde hiç kimseyi kandıramazsınız. Bizim tabii ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz yolumuza bakarız, biz geleceğimize bakarız, biz hedeflerimize bakarız. Biz öyle şeyler... Bakanımız Ahmet Aslan. Başkan yardımcısı. Yardımcımız Muhittin Çiğdem. Evet. Kendisi şu anda zaten partinin cumartesi günkü nöbetçisi. Aynı zamanda biraz sonra etkinliklere de gençlik kolları, kadın kolları başkanlarımızla beraber katılacağız. Düğün var 2-3 tane dedi. Başkan bir de şunu söyleyeyim. Bizim şöyle bir sorumuz oluyor genel. Birkaç tane projemiz vardı. Gölet'te bir de Digor'un dere staj çalışması. 1,5 milyonluk bir projedir. Digor'un çevresini değiştirebileceğimiz bir sene yaşıyoruz. Allah başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin. Milletvekillerimizin, il başkanımızın, belediye başkanlarımızın bu konuda gerçekten büyük bir destekleri buldu bize. Zaten siz baştan da ifade ederken Sayın Cumhurbaşkanımızı Yunus Kılıç ve Adam Çalkın'ı kattınız. Allah bunları... Ülke aşkı bizleri de büyük bir coşku, büyük bir sevgi, büyük bir hazım hizmetleri nasip ediyor. Bize bu hizmetleri layık görüyor. Biz de Allah'a çok şükür Digor'a bu hizmetleri yapacağımız için, bu projeleri gerçekleştireceğimiz için çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Rabbim bizim halkımızla, halkımıza karşı bizi mahcup etmesin inşallah. Başta Cumhurbaşkanımıza bizi, Rabbim bizi mahcup etmesin. Biz büyük bir coşkuyla, büyük bir hazırlıkla, hazımla 2023'e hazırlanıyoruz. İnşallah Rabbim bizleri mahcup etmez inşallah. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İlçemize, Digor'umuza şeref verdiniz. Partimizi ayrıca ziyaret ettiğiniz için teşkilatım adına sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.